Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde çok değerli bir konuğumuz var bugün. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Sayın Mehmet Doğan bizimle birlikte. Mehmet Bey'le tabii Bandırma'ya getirmek isteyen yatırımlar, hizmetleri konuşacağız sizler için bu canlı yayınımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş cemiyetinize. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Mehmet Bey, önce şuradan başlayalım. Güncel konulara girerek. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Bandırma Belediye Meclisi'nden 3 AK Partili bir bağımsız üye devamsızlıkları gerekçesiyle üyelikleri düşürüldü. Evet. Bu konuda hatta siz de suçlandınız. Dediler ki yılda 2 toplantı yaptı meclis üyeleriyle. İşte ilçe başında suçludur gibi. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Önce buradan başlayalım. Evet kıymetli hocam. Yani beni kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Meclis üyeleriyle ilgili şöyle söyleyeyim. Yani bizi suçlayan senede 2 kere toplantı yaptı diyen tek bir tane bir gazeteci bir arkadaşımız var. Bandırmayı devamlı böyle karıştırmaya çalışan, fitne çıkarmak isteyen. Biz zaten tüzüğümüz gereği tüm meclis toplantılarının öncesinde meclis üyelerimizle beraber bir toplantı yaparız. Gerek parti binamızda gerekse belediye binamızın karşısında büyükşehirimizin ofisi var. Orada gündem masaya tutulur. Bazen İttifak Ortağımız, Cumhur İttifakı Ortağımız meclis üyeleri de gelir. Onlarla beraber toplantı yapar. Öyle geçeriz biz şeye. Bu bir kere doğru değil. Evet. Doğruyu da yansıtmıyor. Yani çünkü onun bizim karar defterlerimiz var. Karar defterlerimizde imzaları var arkadaşlarım. Bu o doğruyu yansıtmıyor. Onu ilk önce söyleyeyim. Zaten bir gazeteci arkadaş söyledi zaten onu da. Meclis üyesi arkadaşlarımızla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Biz Bandırma'nın böyle bir şeyle anılmasını hiçbir zaman istemezdik. Ama maalesef Tolga Başkanımızın da o akşamki gördüğümüz sıkıntısı bir yerlerden ciddi baskı yediği. Bu da bunları artık altında kalkamadı. Ben de şahsen üzüldüm bir belediye başkanının bu kadar bu konunun altında kalmasına. Belediye meclis üyelerimizin hepsinin bir gerekçesi var. Yani bu malum pandemi bütün işlerimizi sekteye uğrattı. Bu pandemiyle beraber özellikle Ramazan Yaşar abimizin ciddi bir kalple ilgili sıkıntısı oldu. Hatta ben o gün basın açıklamasında söyledim. Tolga Başkanımız kendisi ziyarete bile geldi. Diğer arkadaşımız Fahri adlı arkadaşımız Bandırma'nın tanınmış ve güzel bir ailesidir. Annesi çok ciddi bir rahatsızlıkla yani çok şükür toparladı. Ailenin tek erkek evladı ve annesiyle ilgili çok ciddi çalışmaları oldu. Onların hepsinde zaten biz o raporlarıyla beraber ilettik. Açtığımız davada ekle de sunduk kendilerine verdik. Bunların neden buraya geldiğini de anlamış değiliz. Çünkü meclis üyelerimizin yani biz gerçekten Bandırma'da uyum içinde çalışıp bir seçim oldu hocam. O seçimden sonra dedi ki Bandırma halkı teveccühünü Tolga Tosun'dan yana kullandı. Bize de bundan sonra Tolga Başkan'a yardımcı olmak düşer diye. Ve biz tüm nezaketimizle, tüm yaptığımız eylemlerle ona nasıl yardımcı olduğumuzu gösterdik. Ama aynı nezaketi Tolga Başkan'dan göremedik biz. Yani bu büyükşehir olarak, bizim meclis üyelerimiz olarak ne kadar nezaketli ve yardımcı olduğumuzu gördüğü halde bu hamleyi yapması hakikaten ben yani bir Bandırmalı olarak Tolga Tosun'un bir arkadaşı olarak beni derinden yaraladı. Çünkü bizim meclis üyelerimizin orada olmaması hiçbir işi yarım bırakmadı. Hiçbir işi yarım bırakmadı. Biz daima her zaman da yardımcı olduk. Ama biz Türk adaletine güveniyoruz. Yargıya tüm donelerimizi de sunduk. Biz yargının kararını bekleyeceğiz. Yargıya saygılıyız. Evet. Evet. Hemen diğer bir güncel konuya geçelim. Geçtiğimiz günlerde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorların bir görevi oldu. Evet. Oldu.
O sırada Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi Muzaffer Şenbeli doktorlarla bir diyalog yaşadı. Evet. Bu diyalog yaygın basına da yansıdı. Evet. Yarı yarıya işte doktoru Sayın Şenbeli haklı bulanlar oldu. Evet. Yarı yarıya doktorlara bu şekilde hitap etmesinin doğru olmadığı söylendi. Paketleyin bunu söylemeye öne çıktı. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani şimdi ben bu konunun çok detayına girmiyorum ama Doktor Muzaffer Şenbeli Bandırma'nın yetiştirdiği, Bandırma'nın güzel bir evladı ve güzel hizmetleri oldu Bandırma'ya da ve hala olmaya da devam ediyor. Hakikaten Bandırma'daki ciddi iş adamlarıyla ciddi diyalogları var. Hastane için güzel işler yapıyor. Biz başhekimimize güveniyoruz. Yani o doktorlar arasında ufak bir tartışma olmuştur ama ben yani olayı tam detayına kadar biraz duydum ama çok detaya girmek istemiyorum ama Muzaffer Bey'in de çünkü Bandırma'nın yerel bir insanı olduğu için ameliyat olacak arkadaşların önceden çağrılıp ondan sonra hazırlanıyor, şey yapıyor, gece 12'den aç bırakılıyor, ameliyat kıyafetlerini giymeleri, ondan sonra grev var, hayır biz ameliyatı yapmıyoruz demeleri Muzaffer Bey'i haliyle biraz üzmüş. O yüzden o da doktor arkadaşlarına öyle bir tepki vermiş. Keşke olmasaydı, Bandırma'mız böyle anılmasaydı, yani ulusal medyada böyle anılmasaydı ama herhalde ben toparladılar diye düşünüyorum. Arkadaşlarıyla problemlerini çözdüler. Muzaffer abim çünkü Bandırma için yapacağı çok güzel şeyler var. Devamlı istişare de ediyoruz. Biz de kendisini destekliyoruz. Elimizden ne gelirse yardımcı olacağız. Mehmet Bey, geçtiğimiz günlerde 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katıldınız. Evet. Oradaydınız. Tabii bu köprünün Bandırma ile bağlantısı nasıl olabilir? Evet. Bu konuda bir düşünce, görüş oldu mu orada da? Muazzam bir köprü var hocam bir kere. Onu söyleyeyim. Ben mesela sabah Bandırma'dan kalktığımda acayip bir kar yağışı vardı. Eyvah dedim, şimdi gideceğiz köprüyü göreceğiz ama herhalde hasta oluruz falan diye. O köprünün o güzelliğini, o ihtişamını gördükten sonra soğuk moğuk falan hiç oldum. Ama sevindiğim bir tarafı daha var. Şimdi bir konuya daha değineyim orada. Şimdi bu bitmeyen bir yol şeyimiz var, Kipa kavşağının orada. Evet, evet. Şimdi bununla ilgili Ulaştırma Bakanımızla da orada ayaküstü bir görüşmemiz oldu. Bursa Karayolları Genel Müdürünü yanıma çağırdı. Kendisiyle bizzat görüştüm. Bizim bu karayollarını yapan firmaya devlet olarak delikli bir kuruş borcumuz yok. Bir kuruş borcumuz yok. Havaları bahane edip, onu bahane edip falan derken biraz işi aksattılar. Ama Bakan Bey'in talimatı, genel müdürün de büyük çabasıyla artık çalışmaya falan da başladılar. Çok hızlı bir şekilde, neden diyeceksiniz, o köprüye bağlanan yol bir buradan var, bir de Edremit tarafından var. İvedilikle ben herhalde Haziran sonunu falan bulur diyordum ama daha önce olacak bu yol. Çünkü inanılmaz muhteşem bir köprü olmuş. Bağlantısı biliyorsunuz İstanbul'a falan çok ciddi bir geçişi olacak. Hızlı bir şekilde olacağına inanıyorum hocam. Çok uzun sürdü. İki yıla yaklaştı. Evet. Bütün Bandırma'da bitmesini bekliyor. Evet. Hemen diğer bir konuya geçmek istiyorum. Tabii Bandırma'da yıllardır yatırımı süren, bir türlü bitirilemeyen kültür merkezi var. Evet. Yine diş hastanemiz hala devreye giremedi. Evet. Bu konular hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Biz gerçekten Bandırma'da güzel yatırımlar yapmak istiyoruz. Mesela o kültür merkezi projemiz hakikaten hayata geçtiğinde bölgeye çok güçlü bir değer katacak. Bence yani işte seçimler yanlış oldu. Bu diş hastanesiyle kültür merkezini yapan firma, aynı firma, firmanın biraz pandemiden dolayı ciddi sıkıntıları oldu. Bu sıkıntılardan dolayı artık onlarla
protokolü bitirdiler. Diş hastanesi aslında bütün içerideki teşrifatları falan da tamam oldu. Abi. Malzemeleri de geldi. Sadece çatıyla ilgili ufak bir problemi var. Onu da İl Sağlık Müdürlüğümüz devreye girdi. Bugün yarın çatıda bitince herhalde bu baharla beraber diş hastanemizi yeni yerinde halkımıza hizmet etmeye devam edecek hocam. Kültür Merkezi? Kültür Merkezi'yle de Kültür Merkezi'ni artık Kültür Bakanlığı'yla valilik bir protokol imzaladı. Valilik bu işe el koydu. Balıkesir'den güçlü bir firmayla artık valilik birlikte çözüp burayı da en kısa zamanda çözeceğiz hocam. Yanlış anımsamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Bandırma'ya bir kapalı spor salonu sözü vardı. O konuda bir gelişme var mı? Kapalı spor salonu Bamit basketbol takımımız bu arada kapanınca hakikaten bütün Bandırma olarak üzüldük. Gerçekten ciddi, güzel bir basketbol takımı vardı. Gençlerin falan böyle ciddi böyle spora bağlılığı vardı. Bamit'le beraber basketbolda tabii Bandırma'da bitti gibi bir şey. Kapalı spor salonu kullanım hakkı Bamit'teydi. Şu anda Genç Spor Bakanlığımız aldı. Genç Spor Bakanlığımızın almasıyla beraber bu kapalı spor salonunu ciddi bir revize yapacağız hocam. Evet. Ardından bir yüzme havuzu, onun tam sırtında, arka tarafında güzel bir yüzme havuzu. Tüm halkımızın kullanabileceği gibi. Bulunan yerde ciddi bir revizyon yapıp kapalı spor salonunu tekrar halkımızın hizmetine açacağız. Evet. Avrupa Birliği destekli Büyükşehir Ağıldere Atık Projesi ne zaman biter? Yer seçimi eleştiri alıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ağıldere derken şey mi? Livatya. Tabii Livatya'daki büyük Levent bölgesi. Evet. Etibar'ın atıkların atıldığı yer. Tabii. Yok tabii. Bir önde. Önce bir önde olan Ağustos. Evet. Arıtma tesisi zaten Avrupa Birliği projesi. Ciddi bir proje. Onun yatırımını falan Avrupa Birliği'nden alındı. Firmayla anlaşmaları falan da oldu. Onlar yapıyorlar. Bununla ilgili Bandırma Belediyesi'nin bir meclisinde Baski Genel Müdürümüz İzzet Bey çok ciddi bir sunum yaptı. Evet, izledik. Oradaydım. Evet. Bunun ben Bandırma halkını tedirgin edecek, kokuyla alakalı falan olabilecek bir sıkıntı doğurabilecek bir şeyine inanmıyorum. Ama o tüm hızıyla da devam ediyor. Yer konusu da bence çok böyle halkımızı rahatsız edecek şekilde değil hocam. Evet. Yine Bandırma Spor taraftarlarının başlattığı bir kampanya var, imza kampanyası. Yeni stat istiyoruz. Evet. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? 5000 imzayı aştı. Evet. Bandırma'nın gerçekten de yeni bir stada ihtiyacı var. Evet. Bu statta problemler oluyor bu sahada. Ve Bandırma Spor'a da olumsuz yansıyor. Evet. Bu konuda gelişmeler var mı? Şimdi hocam hepimiz Bandırma Spor sevdalıyız. Aynı zamanda ben Bandırma Spor'da yönetim kurulu üyeliği de yapıyorum. Şimdi bazen diyorum ya işte ortalığı karıştırmak isteyen imza kampanyasında ne iş vardı diyorlar ya. Evet. Yani ben oranın hem üyesiyim, yani ciddi Bandırma Spor sevdalısıyız. Bunu en yakın şeyini bilen Onur Başkan'dır. Onur Göçmez Başkanımız, ben ve As Başkan Güray Soylu ile beraber Genç Spor Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yanına birlikte beraber gittik. Bandırma sporumuzun yani Süper Lig'e çıkmasa da ciddi bir şekilde sahaya ihtiyacını olduğunu kendilerine ilettik. Son bir gelişme daha dün değil ondan önceki gün MKYK toplantısında Bölge Milletvekilimiz Sayın Yavuz Subaşı Bey direkt Cumhurbaşkanımıza bu konuyu kendisi iletti. Bandırma sporumuz yani İnşallah bu Süper Lig'e çıkacak, ben inanıyorum. Son bu aldığımız maçtan sonra Cumhurbaşkanımıza bizzat söylüyor. Bizim Süper Lig'e çıktığımızda bu sahada oynama şansımızın olmadığı, Bursa'nın 110 kilometre olduğunu, Balıkesir'in de aynı şekilde sıkıntılı olduğunu, o yüzden bizim
en azından Akhisar spor modeli 10 bin kişilik bir stada ihtiyacımız olduğunu acil söyledi. Ve bununla ilgili Gençlik Spor Bakanımıza talimat verdi Cumhurbaşkanımızın. Biz gerekli girişimleri yaptı. Buraya gelmeden 15 dakika önce şeyle konuştum. Hem TOKİ meselesini hem bunu da söyledim. Bakan Bey'le randevuyu oluşturduğu an Onur Göçmez Başkanımıza da ileteceğiz. Birlikte bakanımızın yanına gidip stat talebimizi ileteceğiz. Hatta bu Taraftarlar Derneği Başkanımızı da alıp birlikte götüreyim diyorum. O imzalarla beraber kendilerini inşallah bu zamana kadar hocam biz yaptık. Bu stadı da biz yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. TOKİ dediniz. Biraz TOKİ'den evet. Bahseder misiniz? TOKİ bundan yaklaşık 1,5 ay önce TOKİ ile ilgili ciddi bir girişimimiz oldu. Bandırma'da malum Bandırma ile beraber tüm Türkiye'de fiyatlar tabii konut fiyatları ciddi yükseldi. TOKİ'nin birinci etabı yapıldı. Onun yanında 103 dönüm TOKİ'ye ait. Yani şu an mal müdürlüğüne geçmiş, milli emlak'a geçmiş bir yer var. O TOKİ ile ilgili bir girişimimiz oldu. Sağ olsun TOKİ başkanımız bizi çok ciddi bir şekilde karşıladı. Sayın Vekilimiz Yavuz Bey ile beraber gittik. Şu an için hiçbir olumsuzluk yok. Çalışmaları var. Allah nasip ederse 1500 konutluk bir TOKİ'yi Bandırmamıza kazandıracağız inşallah. Tam o TOKİ'nin olduğu yerde bir 103 dönümlük sırtta bir yer var. Güzel de bir yer. Deniz manzaralı bir yer. İnşallah onu da Bandırmamıza kazandıracağız. Evet. Son sorum bu. Seçim yaklaşıyor. Evet. Yerel seçim. Evet. Bandırma ve Türkiye geneli için beklentileriniz neler AK Parti olarak? Vallahi hocam ben umutluyum. 2023 seçiminden umutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar yaptığı projeler ortada. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti iktidarıyla 2023'ü sırtlayıp güzel bir şekilde Türkiye'mizi müreffeh bir şekilde nasıl yukarılara taşırız diye düşünüyoruz. Malum ortada savaşlar var, onlar oluyor, bunlar oluyor. Yine ortada bir Türkiye var. Güçlü bir liderimiz var. Güçlü liderimiz de. Yalnız hani böyle hepimiz Bandırma'da yaşıyoruz. Çok abartmaya gerek yok. Acaba mı öyle mi falan diyoruz ama son köprü açılışına gittim ya hocam. Evet. O vatandaşları gördüm. O ihtişamı gördüm. Allah'ın izniyle 2023'te AK Parti tekrar tüm Türkiye'de iktidar olacağına inanıyorum. Evet. Onun dışında ondan sonra da belediyeyi alacağız Allah nasip ederse. Peki. Son olarak Bandırmalara bir mesajınız duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Biz Bandırma'da yaşayan bireyler olarak, yani bireyler olarak siyaseti söylemiyorum, Bandırma'nın daha güzel yönetilmesinden yanayız. Onun kaygısı içerisindeyiz. Allah nasip ederse 2024 yılında, 2023 seçimini hiç söylemiyorum, o garanti zaten de. 2024 yılında da teveccüh ederlerse, bize görev verirlerse Bandırma'nın daha güzel, daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir olacağına inanıyor ve bunun için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Tabii Bandırma il olmalı değil mi? Onu da soralım. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle inşallah il olmalı. Onun için de mücadelemiz var. Kim ne derse desin. Biz Bandırma il olması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız hocam yani. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız sormak istediği başka soru var mı bilemiyorum. Yoksa... Bir konusunu ben de konu edecektim. Tabii buyurun. CHP severek mi söz verdi? CHP severek ilk sözü verdi. Sizden bir söz yok mu diyecektim. Evet, evet. Konu. Vallahi onun sözünü yani şimdi ben bir genel başkan olmadığım için sözünü veremem. Kolay değil. Ama bir Bandırmalı olarak, bir Bandırma'da yaşayan birey olarak ben her zaman her platformda bunu söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. Bandırma'nın kesinlikle il olması lazım. Evet, evet. Vatandaşların da bir talebi var. Evet. Bu tren yolu seferleri, Yavuz Bey'in de girişimleri evet, başladı. Ancak tek sefer yetersiz kaldı. Bandırmaya sefer saatleri biraz uygun değil. Tamam. Bu konuda bayağı talep var. Tamam. Sık sık bakıyorum. İlgi de
Bayağı her geçen gün artıyor. Evet. Çünkü çok ehven fiyatlarla onun evet. için Bandırmalı'nın Balıkesir'e çok giden var, İzmir'den var. Evet. Daha önceden 7.30 sabah 7.30 seferi vardı galiba. İki seferdi. Gidiyordu sefere. Diye işini görüp dönüyordu. Evet, evet, büyük avantajdı. Evet. 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 Sonra İzmir'e gidenler için de çok uygundu o saat. Evet. Saat sabah 7.30. Bu ikinci sefer saat. Onu da söyleyelim. Zaten pandemi dolayısıyla o seferleri evet, iptal etmişlerdi. Doğru. Pandemi de yavaş yavaş azalıyor. Evet. Biz yoğun talep olduğunu iletelim. Sayın Vekilimize de söyleyelim. TCD Genel Müdürlüğü'ne yazılarını yazdırttıralım inşallah. Bir sefer sayısını da arttırmak için. Sanırım Ahmet Bey'in sorusu var. Sayın Başkan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası yapılacak mı? Şimdi o ek binayla ilgili dedim ya, Muzaffer Bey çok kıymetli bir abimiz, geldiği günden itibaren onun mücadelesini veriyor. Yeri hazır. Strateji, Cumhurbaşkanı Strateji Daire Başkanlığı'nda projesi duruyor. Şimdilik bir projeleri durdurma kararı aldılar ama bununla da ilgili önümüzdeki günlerde Sayın Vekilimiz Yavuz Subaşı'nın bir girişimleri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza kendileri bizzat iletti. Bölge hastanesi olduk artık. Yani Erdek, Manyas, Gönen, Çam'dan, Biga'dan hastalarımız var buraya gelen. İnşallah onunla ilgili de çok kısa zamanda güzel bir haber vermeyi düşünüyoruz. Sayın Başkanım, pardon. Buyurun. Bu ulaşım konusu. Ulaşımla ilgili çok şikayetler var. Öncelikle ücretin çok fazla olduğu, artı üniversiteyle hastanenin aynı hatta olması. Daha önce üniversite yetkiliyle görüştüğümüzde hattın başka taraftan kapının girişinin verileceğini. Evet. Fakat bunun yolla, karayollarıyla mı görüşünce bunun hayata geçemediğini ve zaten üniversiteli öğrenciler aynı hatta gittiği için hem yolcular rahatsız hem de 6,5 lira evet. bir zam bugün oldu. De öğrencilere bir tepkisi evet, vardı. Bugün de bir eylemler vardı. Şimdi biz büyükşehirimizin geçen hafta mecliste aldığı kararla ulaşım AŞ'ye ciddi desteği olacak. Araç başına çok ciddi desteği olacak. Şimdi biz ulaşım AŞ'nin bu fiyat artışıyla ilgili kendilerine bir görüşme talebinde bulunduk. Yalnız o hatla ilgili ben daha önce de hastaneyle üniversitenin ayrılması için özellikle Ulaşım AŞ Bülent Bey'e söyledim. Çünkü hastaneye gelen insanlar bazen COVID testine evet, gidiyorlar, öğrenci arkadaşlarımız evet. Bununla ilgili yine ben Bülent Başkan'la bir görüşeyim. Ama büyükşehirimizin ciddi katkısı geçen hafta meclisten geçti, yardımcı olacaklar. İnşallah o fiyatlarla ilgili de bir öğrenci kardeşlerimiz için bir revize olur diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Mert Bey. Hocam. Başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bundan sonraki. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Tamam. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Sayın Mehmet Doğan'ı Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde ağırladık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz.